Bugün size Ege yöresinin ekmek dolmasını yaptım. Ramazanlarımızda olmazsa olmaz. Yani bizim Ramazanlarda bu fırınlarda çıkan ekmekle yapılır. Ben size bulduğum ekmekle yaptım. Yuvarlak ekmekle. Emin olun mükemmel bir lezzet. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ege yöresinin bilhassa Ödemiş, Bayındır, Aydın taraflarında yapılan ekmek dolması yapacağım. Bizim orada Ramazanlarda bu dolmayı yapmak için fırınlar özel ekmek çıkarır. Şöyle hafif kapağı olur. Oradan açarsınız. Ona göre bir ekmektir ve dağılmaz yani asla. Ben onu yakalayabilmek için ekmeği 3 gündür herkese onu yemeyin, onu yemeyin. Lütfen onu bırakın diye ekmeği size sakladım. Haberiniz olsun. Çünkü içine yuvarlayacağımız için 3 gündür bayatlamasını bekliyorum. 2 günde bekleseniz olur ama biz çekimini yapamadık. Şimdi bu soğanı ben 2 tane soğan doğradım. Bilmiyorum ne kadar göstermeli miyim bunları da bilmiyorum da. Yani arkadaşlar bir görün. Ben biliyorsunuz kıymadan sen önce... Sen bilmeyenler için yapıyorsun. Ha, bilmeyenler için yaptığım için. İnanır mısın insan? Ben hani basit biliyorum. Allah razı olsun. Herkes destek veriyor zaten de. Şey demiş bir tane genç. Nermin abla ben işte öğrenciyim. Salçalı anne makarnası. Aklıma gelmez biliyor musun? Salçalı bir makarnayı hani isteyebilecekler. Nasıl bir bana hani şey oluyor, benim önümü açıyor böyle şeyler biliyor musun? Ben diyorum ki, demek ki gençler diyorum, salçalı makarna da belki nasıl yapılıyor hani. Göstereceğim. O çocuk için göstereceğim, ismi için de hatırlamıyorum ama. Dedi ki, vallahi deyince şaşırdım yani. Şimdi, geçtik o kavrulacak, o arada. Şimdi arkadaşlar, ben bu İzmir'de satılan tam ekmek değil. Yani dolma ekmeği değil. Ama siz görün diye. Şimdi o yok diye yemeyeceğiz mi? Yapacağız gari. Bakın şimdi. Şimdi bak bu çağı ucuna ucuna içeriye götürttürdüm bakın. Zaten bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Anam anneciğim. Bir tane şuradan vuracağım. Verir misin şey? Canım gelsin. Bu ekmekleri bayatlatmamızın sebebi birincisi dağılmasın. İkincisi de içini kullanacağız ya. İçi ufaklanabilsin. Böyle içinde iri iri değil de. Hani böyle yapabilirim. Ben bunu buldum en uygun. İzmir'de giderseniz dolmalık ekmek eskiden sadece Ramazan'da çıkardı. Şimdi bakıyorum da biraz artık bulunuyor. Pide bile her zaman çıkıyor. Ya Bayındır pidesi bile çıkıyor. Normalde benim yaptığım bir pide var. Aslında onu bir tekrar yapayım mı diye düşünmedim. Bakın 300 gram kıymam var burada. Siz ekmeğinizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayın. Ben şimdi gene anlatacağım bir şey. Benim çenem bitmez. Bak şimdi. Bu 300 gramı yapıyoruz. Şimdi biraz eriyecek ve kavrulacak. Şimdi biz gelelim buraya. Öptenciğim onu çevirir. Şimdi arkadaşlar bu dediğim gibi sadece eskiden Ramazanlarda yapılır. Bakın elinizle şöyle bir içini çıkarıyoruz. Delmeden. Bu kadar bekledim. Ben delersem otur ağlarım artık. Allah'ım korusun. Bunu delmeden böyle. Arkadaşlar bizim ev biraz iştahlı bir ev. Ne yapsak yeniyor. Şimdi biz oğlumla ikimiz biraz hafif kilo sorunu olan insanlarız. İşte sorun çok da hafif değiliz ya. Yani. Neyse benden çok üzülenler oluyor da. Şimdi arkadaşlar. Bakın bu ekmeği bayatlattık ya rahat rahat. Kepekli bir ekmek aldım ben. Çünkü bulamadım. Bulamadım Antalya'da. Her sene bu. Yani... Arkadaşlar bunu benim arkadaşım çok güzel yapar. Eşi aşçıydı Cemile Sultan. Cemile Hanım. Ben ona hep Cemile Sultan derim. Çünkü çok nazlıdır böyle. Eşi de çok böyle ona hani hürmet eder mi diyeyim. Nasıl diyeyim yani. Böyle ben her zaman derdim Cemile Sultan senin gibi biraz ödemeden ömrüm geçti be derdim. Şimdi ben bunu Cemile Sultan diyorum. Benim komşum da pastan gelini aldı. Yeni geldi gelin. Türkçe bilmiyor. Ben Sultan diyorum ya. Yokmuş ki sizde de mi Sultan var? Bak kadına sürekli sultan diyor. Ne gibiydi o zaman biliyor musunuz? Yani ama hakikaten Cemile Hanım sultan gibidir sağ olsun canımdır benim. Böyle bir arkadaşım var benim. En çok o yapardı içimizde. Hadi Cemile Sultan bir yaptı derdik. Bir ekmek dolması yiyelim. Şimdi onun kulaklarını çınlatayım. O İzmir Armutlu'ya taşındı. Ben de onu anar, şey yaparak güzel şekilde anarak yapayım inşallah. Kusurlarımı affetsin. Şimdi arkadaşlarım bu böyle. Ufakladık. Ha bir şey daha anlatayım mı? Bir şey daha anlatayım mı? Şimdi arkadaşlar ben bunu bulamadığım zaman bazen de misafir geldiği zaman
Hamburger ekmeğinden yapıyorum ben bunu. Böyle tepsiye sıralıyorum, altlarına bir şeyler sıralıyorum. Göstereceğim şimdi. Onun üstünde pişiriyorum, fırına sürüyorum. Bunu fırında da hani öyle yapabilirsiniz. Bu ekmek bayatmasın diye ben bekletiyorum arka tarafta diye biliyorum. Ama Nurterim de ışıkları kapatıyor. Ama sevgili oğlum sen ye bir tane bırak. Şimdi kapalıyız, ne yapalım? Bugün pazar. Zaten toplar çıkılmıyor köşe başı yerde. Polis şimdi hava kapağı, fırın kapandı. Hadi bakayım şimdi ben ne yapayım? Bir tane çık bırakmış yani. Aldım, ben de size bunu gösterecektim. Ama böyle yapmayayım. Ben böyle yaparım derseniz onu da göstereyim gene de. Ama yemiş. Bir sesin çıkmıyor yalnız. Buzdolabın arkasına sakladık gibi, biliyor musunuz? Onu da görün. Ondan da hani bunu yıllar önce yemek sistemde de yapıp yazmıştım. Böyle birer kişilik birer kişilik de yapabilirsiniz. Ha, bu usul mü değil. Hani normalde ekmek, büyük ekmek havuzda yapılır ama görün diye. Hani 6 tane bakın parçalanıyor. Biraz 2-3 gün fazla mı sakladık? Neyse bunu çok oymayacağım. Bu güzel olacak, emin olun. Şimdi bu çok çabuk dağılır diye ben bunu fırında yapıyorum. Hani fırına altına bir şeyler koyuyorum. Mesela şiş yaptığımız şeyler var ya, tahta çubuklar. Onlardan falan koyuyorum. Suya değmiyor. Öyle yapıyorum. Ama diyorum ya oğlum maşallah maşallah. Sizin çıkmadığına bakmayın. Gülüyor. Yemiş ekmeklerime. Şimdi bunlar oldu. Şimdi arkadaşlarım. İsterseniz bunu çok az domates biber salçası da koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Şimdi buraya geliyoruz. Azıcık toz biber alayım. Bu çıkardığımız bütün ekmekleri. Bunun içine koyuyoruz. Belli bir limit var mı? Yok. İçinden çıkan kadar. Ne kadar çıkıyorsa. 6 taneden yapacaktık sayende. İşte olmadığı için. Yani daha da ekmek konabilir yani. Hayır, ekmek konmaz. Dışarıdan ekmek konmaz. Kaç tane yapıyorsan onun 3 konur. Yani sen şimdi o hamburgeri ben 6 tane yapacaktım ya mesela. 6 tanenin içine koyacaktım. Ama işte onu da göstereceğim ama yine de bir fikir olsun diye. Şimdi bu aşamada çok az ben buna olmazsa olmaz tereyağı koyacağım. Azıcık kokusun. Üstüne de süreceğiz. Şikayetini de yaptım yani. Şimdi arkadaşlar bunun olmazsa olmazlarından biri de karabiber. Mis gibi koklanı şöyle istediğiniz kadar koyun. Onu da siz bilirsiniz. Ondan sonra çok az, çok az pul biber atıyorum. Biraz acı bizim pul biberimiz. Ama burada varmış şimdi ben. Kırmızı koyup bir tercih ettim. Şimdi çok acı diye az koydum. Azıcık daha konabilir. Dediğim gibi salça koyan var, koymayan var. Ben koymayanlardanım. Bu sürekli karıştırılıyor yani. Tabii tabii. Ekmekler böyle o kokuyu alsın. Gerçekten çok güzel oluyor bizim yöresel. Ama birebir hani şimdi aslında bunu hani üstüne tavuk suyu döke döke de pişirilir. Bizim Cemil Sultanımız öyle derdi. Ama ben şimdi onu da yapmayacağım. Çünkü tavuk suyu hazırlamadım. Çünkü arkadaşlarıma çok yük olmak istemiyorum. Hani kıyma yapın bir tavuk haşlayın diyemedim. Ama isteyen tavuk haşlayıp tavuk suyunla da bunu yapabilir. Şimdi bu aşamada bu kavruldu. Buna istediğiniz kadar bakın, bu orijinalinde ceviz yok. Bu olabilirinde var. Hani koyuyorlar ama hani normal orijinal tarifinde ceviz yok. İsterseniz koyarsınız, istemezseniz koymazsınız. Evinizde varsa koyun. Onun güzel oluyor mu? Oluyor. Çok güzel oluyor. Ama hani orijinal normal İzmir'de yapılan ekmek tarifinde yok. Ama ben seviyorum. Kuş dolmalık fıstık da koyan var. Ne bileyim işte o tür şeyleri çeşitlendiren var ama normal orijinalinde ekmek ve kıyma. Mısırı gider mi? Konserve mısır? Hayır. O zaman konserve mısırın vardır. Hadi diyelim yaptık, pişirdik, koydular ama olmaz öyle şey. Ben her zaman derim beni izleyenlere, ben tarifleri değiştirmeyi sevmiyorum. Olabilirleri gösteriyorum sadece. Bunu konuyor. İsterimse konuyor. Sen, hani orijinalde yok. Şimdi birazcık da tuzundan koyayım. Şimdi arkadaşlar
Bunu kapattık. Videoları çok da bölmemeye çalışıyoruz. Artık ufak tefek hatalarımızı kusuruna bakmayın. Arkadaşlar şimdi bunun sadece maydanozu kaldı. Yani konacak her şeyini koyduk. Bakın maydanozu biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan böyle doğrarsanız incecik olur. Böyle bak. Böyle dümdüz değil de. Bak. Gördünüz mü? Bak, şuradan azıcık, şuradan azıcık şöyle. Tecrübelerime dayanarak demişim. Tabii nasıl canım, güzel yorumlar geliyor ama. Nasıl güzel. Hepinizi çok seviyorum. Bundan emin olun yani. Hiç şaka maka değil. Akşam odama gittim. Allah, televizyon izlerken. Veya izlemiyorum bile. İnanır mısınız? Sizlerle sohbet etmek daha bile güzel geliyor. Emin olun bundan. Kim ne yazmış? Göz aşinalıklarım oluştu. O gelmiş mi? Bu gelmiş mi? Öyle bakıyorum. O bir de yoklama var. Var yoklama. Bir de yoklama var. Güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım. Hani istediğim gibi tarif edebilirim inşallah. Allah'ım büyük. Şimdi bunu alıyoruz. Önce bizim minnamızı doğru dolduralım. Oğlumdan kalmayan. Onu da göstereceğim. Mesela hepsi dursaydı bunları ben fırında pişirecektim. Ne yapacaktım? Fırına kaşıkları maşıkları sıralayacaktım. Tamam mı? Gösterecektim. Ben göster derseniz sonraki günlerde. Şimdi buna ne yaptım? Bak buna. Görüyor musun annem? Çatalları koydum. Bunu bunun üstüne koyacağım. Tamam mı arkadaşlar? Dediğim gibi istiyorsanız tavuk suyu istiyorsanız böyle. Yenmem gari. Etrafını tereyağlı yağlayalım. Şimdi bunu ıslatmayacağım. Neden bunu ben mesela fırında yapıyordum? Dağılmasın. Çabuk dağılan bir şey ama tek kişilik porsiyonlarla koymak da hakikaten güzel oluyor. Şimdi kenardan sıcak suyumuz var. Neden bu çatalları koyduk? Direkt hani hamur olup ıslanmasın diye. Şimdi altından suyu koyuyoruz. Değmeyecek şekilde. Eksildi mi tekrar koyacağız ama hani her yeri pişik ekmek zaten. Eksilmeyecektir. Bu bir. Bunu ocağa koyuyorum. Ondan sonracığıma bizim büyüğümüze gelelim şimdi. Bunun kıyısını, keşesini güzel dolduracağız Allah izin verirse. Küçük daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama orijinal öyle değil. Eskiden hamburger ekmeği mi varmış? Bunun daha büyükleri var ya. Bu ekmek ne olacak? Koca kazanlarda kocaman kocaman yaparlar böyle hani. Koca ekmeklerle. İnsan sayısına göre. Eskiden oruçlar bunlarla tutulurmuş. Doyurucu, kıymalı her şeyi var. Hala daha. Diyorum ya. Bizim Ramazanlarda fırınlarımızda bu çıkar. Yapmak adettir. Unutulmasın bu tatlar. Allah'ım ya Rabbim. Sırf uğraşım o, emin olun gençler. Azıcık azıcık çok zor değil. Emek olmadan yemek olmazmış. Hep böyle, hep kolay, hep sıradan da yapmayalım yemeklerimizi böyle. Allah'ın izniyle güzel güzel böyle eski tarifleri de yapalım. Şimdi bu yeseler aslında gençlere de biz bazı şeyleri galiba biraz kolayımıza gitti. Öğretmedik. Yapıverdik kolay yemekleri koyduk önlerine. Yapsalar yaparlardı, öğrenseler yaparlardı ya, yaparlardı diye düşünüyorum. Bir de konuşsam neler söyleyeceğim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Vallahi elimle sıyıracağım sıcak olmasa hiç. Arkadaşlar ekmeğimi doldurdum. Şimdi bunu kesme yönünü de bulayım. Vallahi cuk diye oturdu. Şimdi bunu da ister eritin sürün o size kalmış. İster benim gibi böyle sıvayım.
Şimdi çok güzel olacak. Ben yumurta süreni bile gördüm. Bizde yoktur öyle şeyler, yumurta. Yani suyun içinde buharla yumurta sürmek bilmiyorum ne kadar doğru. Biz böyle yapıyoruz. Şimdi bana demeyin ki yağı çok. Lütfen. İçini gerçekten yağsız yaptım. Ama bir de bu böyle yani. Orijinal gibi yapalım bir şey diye düşünüyorum. Hem bunu azaltın. Hani bana ben bakmayın siz bana. Ben biraz yağlı seviyorum. Ama siz azaltın. Çok değil bu. Ekranda bazen bakıyorum kendim bile inanamıyorum. Sanki üstüne doldurmuşum bütün yağı gibi. Şimdi arkadaşlar buna küçük çatal koydum. Buna da koydum da. Bunu biraz daha yükseltmek istiyorum. Bakın. Attıkları yabana gitti ama olsun gayet. Hadi. Şimdi bunu koyduk. Buhar tencereniz varsa bakın buhar tenceresinde de olur. Ben şimdi buhar tencere var benim düdüklüğün içinde ama şimdi herkes de yoktur diye açıkçası orada yapmak istemedim. Şimdi yani normalde tavuk suyunun üstüne döke döke de pişirirler. Ben şimdi biraz ekmeğim bayat ya, korktum açıkçası, korkuyorum. Koymayacağım öyle. Bakın duruma göre. Aslında bu tencerelerin içine bu tarz bir şey için bir aparat yok mu? Çelik şey, bir şey var falan. Bu eski hani ne yemek koyduğumuz şeyler var ama yani ben o herkeste yoktur. Plastikleri çıktı, bilmem nesi çıktı. Ben de istedim ki herkes ne yapabilir, sonuç ne olabilir onu görsün. Bakın bu kaynamaya başladı. Aslında hani hiç açmadan pişireceğiz bak. Gördünüz mü? Bak suyu azalmış. Ne yapacağız? Azıcık suyu daha atacağız. Ekmeğe bir damla su değmiş. Bak dediğim gibi bazısı üstüne döker. Onlar hiç sorun değil. Sadece ekmeği suyun içinde kaynatmak zorunda. Çünkü bir süre sonra dağılacaktır öyle olduğu zaman. Hani üstüne azıcık su değmiş ya da üstüne azıcık su gezdirdiniz. Öyle yumuşak seviyorsunuz. Bunlar değil. Ben bunu da arada göstereceğim. Buradayım. Geliyorum. Arkadaşlar bir 6-7 dakikada pişiyor. Bakın üstünde tereyağı kalmadı. Şöyle de biraz... Bunun altına patates de doğrayabilirsiniz. Bakın onu da yapan var. Ama ben o patatesin kokusunu ister istemez buna sineceğini düşünüyorum. Ben yapmıyorum. Yükseltmek için hani. Tüm suyuna. Var suyu da. Azıcık ben ekleyeceğim. Biraz daha pişsin bakalım. Yarım saatte dolmam pişti. Bakın kapatıyorum altını. Yani 3 kere su ilave ettim. 3 kere su ilave ettikten sonra pişti. Şimdi bunu biraz bekletmem lazım ama sevgili oğlum da çok öyle konularda sabırsız. Çekelim diye. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü? Kaşıklar dibinde. Bu fırına gidecek olan. Bu fırın tencerede olan. Açıkçası şimdi hemen kesilmez ama keseceğiz. Biraz hava atacaktım ama olmadı. Bakın nasıl buhar çıkıyor. Tamam. Şimdi bunu kişi başına göre şöyle kesersin. Tabaklara ikram edersiniz. Bir çeşit kıymalı kek oldu. Aman nasıl güzel oluyor, nasıl güzel oluyor. Nasıl güzel. Acaba kessem mi ki bir dilim böyle de? Bence kes bir tane. Kesin mi? Hadi bakalım. Çok sıcak ya. İşte olmadı. İşte bizim evin halleri, gördünüz değil mi? Oğlum kesti de annesi kesemedi. Zaten bunu dalca belli. Arkadaşlar bakın. Bu bizim ekmek dolmamız. Nasıl bakın fıstıklarla falan. Şöyle çekeyim. Mis mis mis. Hani merminin kesemediği yerdeyiz. Böyle kesilecek dilim dilim. Güzel şeyle alınacak. Şimdi bu neyle yenir? Bunun yanında olmazsa olmaz hoşaf olur. Erik hoşafı olur. Kayısı hoşafı olur. Aklı elinizde ne varsa mutlaka yapın ama hoşaf. Klasik şeyleri canlandıralım biraz. Bu meşhur ekmek dolmamız kesinlikle zahmetli falan değil. Yapacaksınız, bayılacaksınız. O kadar güzel ki.
Sizler yapın ki sizin evdekilerde bir nesil daha aktarılsın. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Oturup sizi gerçekten tek tek tanımaya başladım. Çok teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığınız için. Hoşçakalın.